Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde çok güzel pembe bir tülbentim var, fuşya. Ee, tek sıra, tek renk bir örnek başlayacağım. Bu aralar tek sıra giden örneklere çok fazla istek geliyordu. Hiç paylaşmıyorsunuz şeklinde sistemler ediliyordu. İnşallah onların isteğinde yerine getirmiş oluruz. Ee, yazmamın markası Rayyan. Şöyle göstereyim yakından. Ben ikişer zincir çekerek tığladım kenarını. Rayyan'ı kullananlar biliyorlar zaten. Genellikle tığlarken delinmez. Siz de tığbatta ile ilgili sıkıntı yaşıyorsanız YouTube'un arama kısmına o yanım ya da o tığlama yazarak benim püf noktalarımı paylaştığım videolarımı bulabilirsiniz. Ee, i̇pimi söyleyeyim hemen arkadaşlar. İpim de markası altın başak. 5 ee, numara. Bir sefer almada bu renkten büyük boydan 5 tane birden aldığım ipim. E, ee, tığım da 20 numara. tek renk bir e, düz giden tek sıra giden bir oya olduğu için hemen oyanın yapılışına başlayabilirim. Daha fazla bilgi vermeme gerek yok. Hemen ipimi sarıyorum arkadaşlar ilmeğimi oluşturuyorum çok güzel bir oya tek sıra ama çok gösterişli yani tek sıra giden oyalar her zaman incecik küçücük olacak diye bir kural yok bu çok güzel gerçekten göz dolduruyor şimdi şöyle geldim tır altından ipimi tutturuyorum önce Sadece ipimi tutturduğum yerde üstüne bir tane zincir çektim. Bunu her zaman yapmıyorum. İpimi tutturduğum yer daha sonradan genişlemesin diye şimdi yaptım. Burada bir örümcek yapıyorum. Çok büyük değil, küçük bir örümcek. Şöyle yan tuttuğumda iki tığ battı uzunluğunda şöyle anlaşılıyordur belki. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar Burada bir defa doluyorum. Tığ battı da 1 2 3 tane boşluk bırakacağım. 1 2 3 boşluk dördüncüden giriyorum. 2 2 çıktım. Video çekerken normalde gözlük takmıyorum ama bugün biraz başım ağrıdı. Gözlük taktım. Şimdi de biraz konsantre olmakta sıkıntı çekiyorum sanki. Bir defa doladım. üç tane burcu bıraktım. Dördüncüden giriyorum. 2 2 çıkıyorum. Üstüne iki tane zincirimi çektim. Şu yazmamı da kenara alayım. Ucu tığıma takılıyor. Bir kere doladım. 2-2 i̇ki, iki çıkıyorum. Minik minik. Burada 8 tane trabzan yapacağım. Bir kere doladım. 2-2 i̇ki, iki çıkıyorum. Bir kere doladım. Biraz şöyle göstereyim. 2 2 çıkıyorum. Yine bir kere doladım. 4 oldu. 5 6 7 8 8 tane yaptık. Diğer bir sonraki tığ battıya sık iğne ile trabzanlarımın ucunu tutturuyorum. Şöyle büyük bir geniş daha yaptık. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar şimdi burada bir tane zincir çekiyorum önce üzerine. Yine çok uzun olmayacak şekilde bir örümcek yaptım. Şöyle göstereyim. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. ilk çektiğim zincirime geri dönüyorum. Sık iğne ile tutturuyorum. Bir yuva yapıyorum. Üstüne bir tane daha zincir çektim. Şimdi bu oluşan yuva bu tarafta kaldı. Bunu şöyle diğer tarafa çeviriyorum. Yoksa örümcek döner arkadaşlar alttaki örümcek. Bu şekildeyken üstüne Şöyle iki tığ battıdan küçük ama birden de biraz büyük bir örümcek yaptım. Geldim yuvaya. Tutturuyorum. Yine aynı şekilde bir örümcek daha yaptım. Geldim yuvaya tutturuyorum. İki oldu. Altı tane yapacağız bundan arkadaşlar. Yine küçük bir örümcek yaptım. Yuvadan geldim tutturuyorum. 3 oldu. Örümceğimi yaptım. 4 oldu. Yine örümceğimi yaptım. 5 oldu sonuncu. Yine örümceğimi yaptım. Son altıncıyı da yapmış oldum böylece. Altıncıyı yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle göstereyim. Şu örümceğimin önünden giriyorum dipten örümceğimi sıkmadan sık iğnemi yaptım. Bir zincirimi çektim. Yine burada örümceğimi yapıyorum. Başlarken yaptığım gibi şuradaki gibi. Ve tığ battı da. 1, 2, 3 boşluk bırakıp dördüncüden giriyorum. Üstüne bir tane zincir çektim. Sıkıca tekrar bir örümcek yaptım. Bir, iki kere pardon, bir kere doladım. Bir, iki, üç tane boşluk bıraktım. Dördüncüden giriyorum. İki, iki çıktım. Üstüne 1 2 3 tane zincir çektim. Şimdiye kadarki yaptığımız kısım bu. Geri döndüm. Şimdi arkadaşlar örümcekleri şu an o yanın tersindeyiz. Bize göre terse kalan yani aslında o yanı doğru tarafından örümceğimi çekiyorum. 3 tane zincir çekmiştim. Sık iğnemi yaptım. Yine 1 2 3 zincir çektim. Yine sık iğnemi yaptım. Yine 1 2 3 zincir çektim. Yine bana göre ters ama aslında oraya göre düz. Yine 1 2 3 zincir çektim. Örümceğimi açtım. Tutturdum. 1 2 3 zincir. Yine örümceğimi açtım. Tutturdum. Şu anda 5.yi açtık. 1 2 3 zincir çektim. ters yönden açmak istemiyorum ters yönden açınca o değişik duruyor arkadaşlar ötekilerden şöyle düzelteyim girdim yine 1-2-3 zincir çektim burada arkadaşlar şuradaki ilk başta yaptığım tepenin ilk trabzanına geldim şöyle ipimi tutturdum bu şekilde şimdi burada bir tane zincir çekiyorum oyamın düz yönüne tekrar döndüm şuradaki oluşan 3 zincirime sık iğne ile giriyorum bir zincir çektim bir doladım 2 2 çıktım bir doladım zincirimin altındayım 2 2 çıktım yine bir doladım 2 2 çıktım üstüne 1 2 3 4 5 tane zincir çektim yaptığım en son trabzanımın önünden giriyorum şöyle 1 2 3 4 5 tane sık iğnemi yaptım 6. yine hala aynı zincirdeyim Altıncıyı buradan tutturdum. Bir sonrakine yine sık iğne ile giriyorum. Bir zincir çektim. Bir doladım. 2 2 çıktım. Bir doladım. 2 2 çıktım. Yine bir doladım. 2 2 çıktım. Üstüne 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Geldim en son yaptığım trabzanın önünden 1 2 3 4 5 tane sık iğnemi yaptım. 6.'yı aynı zincirimin altından yapıyorum. Bir sonrakine yine sık iğne ile giriyorum. Şöyle oluyor. Birazcık olmuş kısmını göstereyim. Yine arkadaşlar bir zincir çektim üstüne. 2 2 çıktım. Bir zincir çektim. 2 2 çıktım. Bir zincir çektim. Yine 2 2 çıktım. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum yine düğümledim aşağıya doğru 5 sık iğne 2 3 4 5 oldu altıncısı zincirden bir sonraki aralığa giriyorum yine sık iğne ile bir zincirle başladım 2 2 çıktım yine bir, bir defa doladım 2 2 çıktım bir defa doladım 2 2 çıktım üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm 1 2 3 4 5 oldu. Zincirimi de zincirimin altından sık iğnemi de yaptım. Bir sonraki aralıktayım. Yine aynı şekilde. Bu yapraklar böyle yapılıyor arkadaşlar. Şu son 3 taneyi hızlı bir şekilde yapıp devamını göstermek istiyorum size. Diğer üç yaprağı da bitirdim arkadaşlar. Şimdi aşağıya doğru nasıl yaptığımı göstereceğim. Trabzonun altından önce bir kere giriyorum sık iğne ile üstüne iki tane zincirimi çektim. Yine bir kere doluyorum. İki iki minik minik çıkarak burada sekiz tane yapıyorum. Tıpkı başlarken yaptığım gibi. Üç oldu. Dört. Beş. Altı. Yedi. 8 oldu. Geldim. Bir sonraki tabağın altından tutturuyorum. Bu şekilde çiçeğim böyle arkadaşlar. Bu yandan çiçeği bu şekilde. Şimdi arada bir tane ben bu boş tepeden yapacağım. Sonra bir tane daha çiçek yaparak devam edeceğim. Hemen bir tane boşunu yapayım. Sonra çiçeği ben hızlıca yapıp size o şekilde göstereceğim. Yine örümcekle başlıyorum. Örümcek çok uzun olmasın. Zaten de büyük bir model olduğu için daha uzun filan da yaparsanız iyice kocaman olur. Bir kere doluyorum. Tığ battı da 1, 2, 3 boşluk bıraktım. 4'ten giriyorum. 2, 2 çıktım. 1, 2 zincir çekiyorum üstüne yine az önce yaptığım gibi. Buraya 8 tane minik minik. Trabzanları küçük tutun. Dediğim gibi zaten büyük bir model. 4 oldu. 5 oldu. 6, yedi, sekiz oldu. Şimdi bir sonrakini daha tutturuyorum şöyle. aynı çiçekten bir tane daha yapacağım ben yanına. İşte bir tane çiçek bir tane boş şeklinde devam ediyor. Hemen onu da yapıp hızlı bir şekilde size göstereyim ikisini birlikte. Ben hemen bir tane daha yaptım arkadaşlar yanına çiçeğimden. Çok güzel bir örnek oluyor dediğim gibi. Eğer siz benim bu şekilde yaptığımı sık bulursanız aradaki çimen sayısını şurayı arttırabilirsiniz. 2 tane üç tane yapabilirsiniz. Ama ben bunu yeterince uygun buldum. E, düz renk tülbentler özellikle daha uygun. Çünkü e, tülbent zaten sade olduğu için daha gösterişli oyalar. E, düz renkte daha güzel oluyor. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Böylece her gün yayınlamaya çalıştığım videolarımı takip edebilirsiniz. Ayrıca e, tüm oyalarımın olduğu gibi bu oyamın da yakın plan fotoğrafı instagramda oyanım sayfamda bulunuyor olacak. Beni instagramda da takip ederek bu fotoğraflardan yararlanabilirsiniz. Şimdiden yapmak isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Hepinize şimdiden kolay gelsin.